gelmiş Hande. Melih dur, sandığın gibi değil. Canım tatlı çekmiş. Melih. Hayır. Maalesef Mert. Mert kusura bakma. Melih bütün gece eve gelmedi. Çok merak ediyorum. Merak etme canım. Kötüye bir şey olmaz. Ya bizi birlikte zannediyor. Saçma sapan bir şey yapmasın şimdi. Allah Allah. Kötü şeyler düşünme. Bak istersen gidip bulayım onu ha. Yok, önce ben konuşayım. Peki sen bilirsin. Yalnız beni haberdar et, olur mu canım? Tamam, sağ ol Mert. Görüşürüz. Bye bye. Melih. Neredeydin? Çok merak ettim seni. Afiyet olsun. Ben okula gidiyorum. Denizciğim bekle, ben şu kahvaltımı bitireyim. Beraber gidiyoruz. Yok hocam. Ben Selçuk Hoca ile görüşeceğim. Yurt dışından referans mektubu için bir hoca ayarlamış benim için. Öyle mi? Benim niye haberim yok? Kimmiş bu hoca? Selçuk Hoca'nın bir hastası varmış benim gideceğim hastanede. Onun doktoruyla konuşmuş. Bugün cevabını bildirecek doktor. Ha. Hı. Anladım. Afiyet olsun herkese. Görüşürüz. Görüşürüz. Hay Allah. Ben bir telefon etmem lazım da. Unutmuşum. Hayatım, kahvaltını bitirseydin. Yok yok, benim sabah erkenden aramam lazımdı. Gecikmeden şu telefon görüşmesini yapayım. Sen? Yo yo. Herhangi bir sorun yok. Her şey yolunda. Ben şey için aradım. Senin doktorunla bir konuyu görüşecektim de. Banu, bu ne? Bu ne Banu, bu ne? Ya ödevimi mahvetmişsin. Kalk. Ya ne oluyorsun da ya? Uf. Ya kazara oldu herhalde. Yanlışlıkla mı döküldü? Ya ne yapıyorsun Suna? Üf, bilerek mi yaptık? Kurusun diye bıraktım işte oraya. Sabaha kadar ders çalıştım. Seninkiler ders de bizimkiler ders değil sanki. Ya Suna var ya, sen taktın kafayı bana ha. Hayret bir şeysin. Herhalde akıl var, mantık var. Benim ödevlerimle, derslerimle senin şu çizimlerin bir mi? Bana bak bu onu. Beni bir daha aşağılarsan... Ya ayağıma bastın be. Aa kızlar. Ay ne oluyor böyle sabah sabah? Ya anne şey diyorum ben. Sizin yaptığınız şu işlere ben de yardımcı olayım dedim. Aa sana bohçacılık yakışır mı Banu Hanım? Şükürsün Allah. Ay yavrum yardım edeyim diyor. Anne düğme bile dikemez o. Hastaları nasıl dikiş atacak onu merak ediyorum ben. Ben hiçbir şey yapamam, tamam mı? Bir şey yapamam, anlaştık mı? Rahatladın mı? Sabah sabah kavga etmeyin böyle, tamam. Suna, yavrum, şimdi ben sana bir şey soracağım. Bu kitaplar var ya, ben oradaki modelleri... Var ya Suna, şu söz kazasız belasız bir atılsın. O zaman göstereceğim ben sana Afra'yı Tafra'yı. Teyzen de bundan sonra rüyanda görürsün. Melih ne olur susma böyle. Bak dinlersen her şeyi açıklayabilirim. Niye açıklayacaksın Hande? Hı? Beni nasıl salak yerine koyduğunuzu mu? Melih hiç de öyle değil. Ya niye öyle değil kızım? Resmen karıştırıyordun işte Mert'le. Ya ne olur böyle yapma Melih. Biz Mert'le sadece arkadaşız. Hande... Benim alnımda gerizekalı falan mı yazıyor? Ha sen beni salak falan mı sandın? Ulan madem arkadaşın ne demeye söylemedin bana bugüne kadar? Şey... Ne? Boş ver Hande Allah'ını seversen. Çekil şuradan. Melih? Niye gülüm? Hı? Ne gerek var?
Gidip annemle babama oğlunuza kumpas kurun mu dedin? Yok Allah korusun, daha neler. Tamam gülüm. O zaman kendini suçlu hissetmene gerek yok. Fuat. Belki de doğru bir karar değildi bu. Belki de evden ayrılmamalıydın. Gülüm, onlarla nasıl yaşayacaktım ha? Hem her şey geçtim. Onlar benim suratıma nasıl bakacak bundan sonra? Bunları kaldıramam Sedef. Ama Fuat, sen böyle perişan... Geçecek. Geçecek, sen merak etme. İlk önce şu söz işini çözeyim. Bu yükü bir omzumdan atayım. Sonra yolumuza bakarız ha. Sen nasıl istersen. Bugün pasaport için fotoğraf çektir, olur mu? Bu Hollanda işinde kararlısın yani. Kararlıyım gülüm. Büyük işler var kafamda. Yaza kalmadan Hollanda'da oluruz. Ben şimdi çıkıyorum. Ramon'la görüşeceğim. Babasına karşı ağız birliğimiz olsun. Fikrinizi değiştirmenize çok şaşırdım hocam. Umarım başka bir sorun yoktur. Peki hoşça kalın. Görüşmek üzere. Buyurun hocam. Selçuk, Deniz sabahleyin bir şeyler anlattı. Meryem'in doktoru Deniz için referans mektubu mu yazıyor? Yazacaktı ama karar değiştirmiş. Hatta siz gelmeden az önce onunla konuşuyordum. Anladım. Hocam, Deniz çok istekli, çok da başarılı. Ben de yardım edeyim dedim ama... Sen Meryem'den Deniz'e bahsetmedin değil mi? Yok hocam, bahseder miyim? Ama Selçuk, bu ikimizin arasında ona göre. Peki hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba. Deniz'cim, bir ara benim odama uğra da şu referans mektubunu hazırlayalım, olur mu? Peki hocam, olur. Tamam. Görüşürüz Selçuk. Görüşürüz hocam. Deniz'cim ne yazık ki haberler kötü. Sana bahsettiğim hoca mektubu yazmaktan vazgeçti. Hocam nasıl olur, ama her şey yolundaydı. Vallahi inan ki ben de senin kadar şaşkınım. Ama yapacak bir şey yok. Melih. Melih lütfen, konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum. Melih ne olur yapma böyle. Git başımdan Hande, laftan anlamıyor musun? Canım, okula gitti. Telefonunu evde unutmuş. Aa, öyle mi? Peki, kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Önemli değil. Sana da iyi günler. Siz neler yaptınız? Nasıl geçtiniz? Vallahi Pelin'cim, tartışmış hayatımın en güzel günüydü. Benim de. Gerçekten mi? O zaman yeniden. Hayır. Hayır. Daha değil. Ama artık en azından düşman değilim. Evet. Gördüğün gibi kavga etmeden duramıyoruz yani. Ben buna da razıyım. Güzel bir şeyler duydum. Nasılsın? İyi misin? Boş ver Ozan ya. Zaten o deneme sınavına girmeyi pek istemiyorum. Zaten senin deneme ihtiyacın yok. Sınava gireceksin. Aslanlar gibi kazanacaksın. Bitti. Ah Pelin'cim. Asıl bizim denemeye ihtiyacımız vardı. Ay Pelin, sen çok iyi bir arkadaşsın. Evet kuzen, sağ ol. Teşekkürler. Ben yan masaya geçiyorum. Bilgisayarda bir işim var, onu da halledeceğim. Siz oradan yanarlı dönerli bir şey göndereceğim inşallah. Tamam, görüşürüz.
Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Arkasından öyle mahzun mahzun bakıyorsun. Ya Pelin, tekrar denemeye hazır değiliz. Daha doğrusu Ozan değil. Allah Allah. Bu niye yazmıyor? Üzgünüm Deniz'ciğim. Üzgünüm kızım, seni oraya gönderemem. Hocam girebilir miyim? Ya tabii, gel. Dün Selçuk Hoca bana gözlerin yaptığı resimleri gösterdi. Görmemi istemişsiniz. Ben de sizden Gözde'yle görüşmek için yardım istemeye geldim. Tabii. Geldiğin iyi oldu. Önce ben senden bir yardım isteyeceğim. Ne oldu hocam? Bir problem mi var yoksa? Aslında var. Biliyorsun Deniz'in başvurusunun son günü yarın. Yarın mı? Hı. Ben aslında engel olmaya çalışıyorum da olamayabilirim de. Peki hocam, benim ne yapmamı istiyorsunuz acaba? Bak. Selçuk yurt dışından ona referans olacak birini bulmuş. Ben engelledim aslında da. Ben buna engel olmaya çalıştıkça Deniz müthiş bir direnç gösteriyor. Yani Deniz'in referans mektubunu almasını engelleyeceğiz, öyle mi yani? Evet. Aslında o benden de bir mektup istedi de. Ben olumsuz görüş bildirdim tabii. Zarf kapalı olduğu için içinde ne yazdığını bilemeyecek o. Anladım hocam. Yani ne yapıp edip Deniz'in gitmesini engelleyeceğiz. Merhaba hocam. Dekanlığa götürülmesi gereken belgeler var demiştiniz. Ben onları almaya geldim. Ha, doğru söylüyorsun. Ben onu unutmuşum. Ne haber Mert? Nasılsın? Görüşemedik ne zamandır? İyi. Al bakalım. Yalnız onları bir genel evraktan geçir, olur mu? Bu arada Pelin için yaptıklarına teşekkür ederim yani. Bizim kız yüzünden sınavdan da oldun sen. Yok hocam, sorun değil. Yani deneme sınavıydı zaten. Asıl sınavda bir şey olmasın da. Ha Zafer. Giderken şu atılacaklar bakar. Tabii hocam. Görüşmek üzere. Güle güle. Deniz. Sen? Değilim Mehraş. Kötü bir şey mi oldu? Hani burs için yabancı hocadan referans mektubu gerekiyordu ya. Ha. Kime gittiysem elim boş döndü. Üstelik sadece bir günüm kaldı. Hayallerim başlamadan bitti anlayacağım. Ya hemen umutsuzluğa kapılma, bir dur bakalım. Nasıl kapılmayayım Mehraş ya? Her şey ortada işte. Zaten ben kim? Amerika'ya gitmek. Ah, kızacağım ama bak şimdi. Biz birlikte neler atlattık, bunu da atlatırız. Hadi yürü gidiyoruz. Evet. Şunlara bakalım mı? Ne dersiniz hocam? Gözde ne demeye çalışmış burada acaba? Bunlar önemli ipuçları olabilir Mert. Yani hocam, söylediklerinin hepsi doğru mudur? Mutlaka doğrudur çünkü şu anda kesinlikle bilinçaltıyla hareket ediyor. Ben inanamıyorum hocam. Yani şimdi benim bir çocuğum var, öyle mi? Ben ve psikiyatr bir arkadaşım bunları inceliyoruz. Biraz sabırlı olmamız gerek. Neyse. Ben gideyim artık. Deniz'i bulmaya gidiyorsun değil mi Mert? O mektubu almasına bir şekilde engel olmak zorundayız. Tamam hocam. Elimden geleni yapacağım.
Mustafa? Berna'cığım ya, unuttun beni. Dün gelirsin diye bekledim ama gelmedin, aramadın da. Yoksa bilmeden seni kırdım mı? Mustafa, biliyorsun geçen hafta ikimiz için de çok zor geçti. Onun için biraz dikkatli olmak gerek diye düşünüyorum. Ha. Yani bir süre görüşmeyelim diyorsun, öyle mi? Bunu mu istiyorsun? Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Of, hem çok yoruldum. Biraz kendi kendimle kalmaya ihtiyacım var. Pekala Berna'cığım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hadi görüşürüz. Esra'cığım, ne haber? Müsait misin? Mert, nereye böyle abi? Bak, kalacaksın, bütün derslerden haberin olsun. Kalmam. Melih'e gidiyorum. Hande ile aramda bir şey olduğunu sanıyor. Hadi ya, kötü olmuş. Sizin de Melih'le bir türlü yıldızsız barışmadı be abi. Bakıyorum da senin çok barışmış. Pavyona gitmeler, evinde kalmalar falan. Ha? Ya yapma böyle. Mecburiyetten de o. Geleyim seninle, yardıma ihtiyacın var mı? Yok, teşekkür ediyorum, sağ ol. Ancak senden bir isteğim olacak. Ama bana soru sormayacaksın, tamam mı? Mert ve sırlar alemi. Neyse. Tamam, alınma hemen. Söyle hadi. Ben gelene kadar Deniz'in referans mektubunu almasını engellemeni istiyorum. Neden? Lan hani sormayacaktın? Yabancı hocadan mektup almaya çalışıyorlar. Daha doğrusu mektup yazacak hoca arıyorlar. Tamam. Biliyorum meseleyi zaten. Sana güveniyorum Özgürcan. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Deniz Karaca mı? Referans mektubu bu. I will not recount her for the exchange program in your institute. Aa, Bahri Hoca olumsuz görüş bildirmiş. Çok ilginç. Ay Pelin ya, dün bizi görmeliydin. Ya Ozan'ı sanki yeniden ve ilk defa tanıyor gibiydim. Biz de Zafer'le o kadar güzel vakit geçirirdik ki. Onu çok özlüyorum. Ya belli mi olur Pelin? Belki sınava kadar yeniden çalışmanıza izin verir annenler. Şurada ne kadar kaldı ki? Hiç sanmıyorum. Zaten bu gidişle ben o gün de düşüp bayılacağım. Ya böyle söyleme Pelin. Bak ikimiz de kazanacağız bu sene, görürsün. Biliyor musun? O size okuduğum kitabı bana Zafer vermişti. Tahmin etmiştim. Ya Pelin, bu çocuk sana bayağı yaradı ha. Ya evet. Onu görmek için hastalanmam gerekiyor. Aa, ben Özgür'ün USB'sini verecektim. Benim hemen gitmem lazım Banu. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz Ozan. Canım, kendine iyi bak, tamam mı? Bay bay. Hadi hoşça kal canım. Üniversiteye durumu anlatan mail gönderdik. Birinden biri illa cevap verir. Umarım. Başka eksik bir şey var mı? Transkript tamam. Dil sınavı için dilekçe tamam. Fotoğraflar da tamam. Türk hocaların referans mektupları? Ha, onlar da tamam. Bir tek Bahri Hoca'nınki kaldı. O da bugün verecek. Of ya. Bunlar olsa ne olacak ki? Yabancı hocadan referans mektubu yok sonuçta. Aa, buldum. Yaveş, ne oldu, yine ne buldun? Ya kemirgen ve sürüngenleri koruma derneğinde bir arkadaşım var, İstanbullu. O bize yardım edebilir. Nasıl olacak o? Ya yanlış hatırlamıyorsam amcası doktordu. Uf ya, niye daha önce aklıma gelmedi ki? İşimiz kemirgen ve sürüngenleri koruma derneğinden bir çocuğa kaldı desene. Selam. Merhaba. Deniz, biraz konuşabilir miyiz? Tabii, olur. Mümkünse özel. Ooo Esra'cığım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ya kusura bakma, seni de buraya kadar yordum ama. Ne kusur?
Ne kadar zamandır görüşmüyorduk, çok iyi oldu. Bence ben de özlemişim seni. İş güç işte, bilirsin. Otursana. Tabii. Neden alelacele çağırdın beni? Dur. Hem konuşalım hem de bir şeyler içelim seninle. Esra'cığım, sana bir teklifim var. Bir iş teklifi. İş mi? Nasıl bir iş bu? Senin için çocuk oyuncağı. Ha, merak etme. Karşılığını fazlasıyla alacaksın. Ay, meraktan çatlatma adamı. Nasıl bir iş bu? Bir süreliğine benim sevgilim rolünü oynayacaksın.